Sole Beauty Stüdyo Feneri sunar. Febiat TV Stüdyo Fener'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İrfan 25 yanımda. İrfan abi hoş geldin. Hoş bulduk Erhan. Gündem yoğun, derbi haftası. Bizim bayram, Fenerbahçe'nin bayramı diyeyim. Bizim demeyeyim bak, objektif olmam lazım. Fenerbahçelilerin bayramı. Aziz Yıldırım'ın söyleminde. Benim de bayramım ya, yapacak senin bir şey. De bayramın, benim de bayramım. Tüm Fenerbahçelilerin bayramı. Aslında Galatasaraylılar için de bu böyle. Derbi haftası çok böyle arada atışmalar da oldu. Bunların hepsine değineceğiz. İrfan 25 ve Erhan Alveroğlu olarak derbinin gündemini yorumlayacağız. İrfan abinin bir 11'i var muhtemelen. Benim de bir 11'im var. Bakalım onları paylaşacağız sizlerle. Bu arada Medina transferiyle ilgili son dakika bilgisini de paylaşacağız az sonra sizle. Derbi haftasına geçmeden evvel böyle birer dakika bir Kasımpaşa maçını değerlendirelim istiyorum. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında çok iyi bir futbol oynamadı ama kazanmayı bildi. Kazanan futbol oynadı İrfan abi. Zaten Mourinho'nun bahsettiği ben kazanayım gerisi önemli değil kısmıydı. Kazanacak futbolu oynuyor ama Fenerbahçe. Bu noktada önemli bir güç Mourinho. Maçı nasıl değerlendireceksin? Skoru erken bulunca aslında biraz da 2-0 bulunca orada artık futbolcular derbi havasına girdiler herhalde. Derbiyi aman sakatlanmayayım, derbide oynayayım düşüncesiyle hareket ettiler. Yani derbi aslında oynanan futbol derbi için umut vermedi onu söyleyeyim. Ama derbinin atmosferi çok daha farklı olacak. Çok daha hırslı, çok daha zor, istekli bir Fenerbahçe sahada olacak. Diğer taraftan Kasımpaşa'ya çok fazla şut imkanı tanıdı Fenerbahçe. 14'ün üzerinde şut imkanı tanıdı. Yani her ne kadar bunlar kaleyi bulmasa da sadece 2 tane isabetli var. Ama hani Kasımpaşa'nın hücum oyuncuları biraz daha becerikli olsaydı daha sıkıntılı bir süreç, sıkıntılı bir skorla ayrılabilirdi Fenerbahçe. Ama istediği sonucu aldı dediğin gibi. Ama bu oyun özellikle milli takım dönüşlerinde, milli takıma çok fazla oyuncu veren takımlar her zaman milli takım dönüşlerinde zorluk yaşarlar. Fenerbahçe biraz onun zorluğunu da yaşadı. Benim düşüncem bunlar. Sen ne düşünüyorsun? Peki sen bu oyunla, bu oyun büyük ihtimalle derbiye yansımayacak hemen. Ben de yazımda da belirtmiştim. Bu oyun derbiye yetmez. Ama senin de söylediğin gibi derbide böyle bir Fenerbahçe olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe derbilerde çok coşkulu başlıyor. Kasımpaşa maçı özelinde benim en çok dikkatimi çeken oyuncuların birbirine çok iyi yardımlaştığı. Fenerbahçeli oyuncular çok iyi yardımlaşma yaptılar ve savunma gitgide oturuyor. Hani evet çok fazla şut imkanı verildi ama orada da hani Bekao'nun belki de ilk kez Çağlar'la hani bu sezon için oynadığını farz edersek, kabul edersek sahada o sahinin olmaması Fenerbahçe'yi etkiliyor. Mert Müldür ufak tefek aksadı. Ya genel anlamda kazanacak oyunu oynadığı için Fenerbahçeliler memnun. Ceza sahasında çok fazla topla buluştu Kasımpaşa. Yani ne kadar pozisyon... Normalde bu kadar vermiyor Fenerbahçe pozisyon. Bu kadar buluşmaması lazım. Bu kadar ceza sahasında topla buluşursan sıkıntı da yaşayabilirsin. Ama şu var, hem futbolcular hem teknik heyet hem de yöneticiler orada kötü futbol oynadıklarının farkında. Bunu da söylüyorlar yani, zaten. Çünkü yöneticilerle bir ayaküstü sohbet etme imkanı bulduk maç sonrası. Hepsi şey diyorlar, çok kötü oynadık diyorlar. Herkes ama bu önemli bir şey. Tabii yani ya. Hayal dünyasında yaşamıyorlar. O günün bir özelliği de Yusuf En-Nesyri ilk kez ilk 11 oynadı. İsteneni veremedi ama bu Nesyri'nin kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun yapısı biraz Nesri'ye uygun değil şu andaki oyun yapısı. Ve bilirsiniz milli takımda son 15 dakika süre almıştı. Amrabat 90 dakika süre aldı. Nesri hala fiziksel olarak hazır değil. Bir de bu oyun sisteminde Dzeko daha ön plana çıkıyor. Zaten Dzeko oyuna girdikten sonra ileride top tutmaya başladı Fenerbahçe. İrfan'la geçtikten sonra kendi bildiği oyun ezberine geri döndü. Diyelim ben de bir bakış açım bu. Derbiye geçelim. Fenerbahçe oyununa uygun bir forvet değil şu anki mevcut oyuna. Hani En-Nesyri de yani normalde ne olması lazım En-Nesyri'nin etkili olması için ceza sahasında çok fazla topla buluşması lazım Fenerbahçe'nin. Kenarlardan ortalar yapılması lazım ki oyuncu ceza sahasında 3 kez sadece topla buluşmuş. Ve aslında koşu yaptı, savunma arkasında yaptı, koşuları gösterdi. Çok hareketli bir forvet. Ama diğer açıdan o koşulara paslar atılmadı. Atılmadı, doğru. O takımın oyun ezberinde Dzeko'ya hazırlanmış, Dzeko'yla oynanmış bir ezber var. Nesri'ye de alışacaktır. O da kondisyon açını kapattıktan sonra. Derbiye geçelim. Fenerbahçe-Galatasaray maçları 100 yıldır, 120 yıldır çok coşkuyla geçen, genelde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle, Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle sonuçlanan maçlar oluyor. Başkan Ali Koç ziyaret etti
söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Ziyarette hem futbolculara başarı diledi. Şu sözleri kullandı. Geçen sezon Galatasaray'ı kendi evinde eksik kalmanıza rağmen yendiniz. Aynı ruh, aynı azimle ve aynı savaşçı ruhla karakterinizle sahayı ortaya koyarak yine yeneceğinize inanıyorum cümlelerini kullandı. Ve ben de yani şöyle söyleyeyim. Burada tabii hep şu söylüyorlar işte başkanın, yönetim kurulu üyelerinin orada olması, orada oyunculara moral ve motivasyon vermesi de önemliydi. Futbolcular da artık tamamen derbiye odaklanmış durumdalar. Derbiye kazanma üzerine kurulu bir düzenle çıkacak Fenerbahçe. Şimdi bu derbide Fenerbahçe'nin bence en büyük avantajı Jose Mourinho. Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde sevgili Alper'e de şey dedi. Ben hiç stresli değilim dedi basın toplantısında. Yanındaki arkadaş çok stresli dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden stresli olsun ki? Çünkü adam Real Madrid Barcelona'ları oynamış. Adam 5 tane ya Chelsea, Tottenham, ondan sonra Real Madrid, Roma, yani neredeyse yani dünyanın en önemli derbilerini oynamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bence Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi zaten o yaratan. Yani sahadaki en büyük güvencesi o. Adam niye şey yapsın ki sıkıntı, üzerinde baskı hissetsin. Yani çok önemli bir transfer tabii olarak Mourinho'ya bakabiliriz. Hani tabii illa yıl müthiş bir golcü değil de Mourinho'yu getirmek de çok şey değiştiriyor. Bunu zaten dikkat ettiysen Fenerbahçe yönetiminin üzerindeki yük hafifledi. Bu iletişimi, kulübün hakkının yendiği, sahada yenen hakkın iletişimini Mourinho çok güzel bir şekilde yapıyor. Ve rakip camianın da dengesini bozdu açıkçası. Ona Metin Öztürk'ün, Sayın Metin Öztürk'ün bir hani tepkisi oldu. Divan Başkanı'nın da işte tercüman falan dediler ama şimdi yani Mourinho'ya bunu demek çok hani ne diyeyim bilemiyorum. Ne denir? Abeste iştigal. Ya şöyle söyleyeyim. Mourinho, ya şimdi tercüman diyorsun da yani dünyanın en önemli teknik adamlar, dünyanın şu anda faal olarak görevde bulunan en önemli 5 teknik adamdan bir tanesi. Mourinho. Bence 3 tanesinden biri. Ha, bir tane 3, biz 5 diyelim hadi. 5 teknik adamdan bir tanesi. Dünyada dünyanın en önemli derbilerinde, yani derbilerinde maça çıkmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ve 3 büyüklükte de, Avrupa'nın en önemli 3 büyüklüğü sayılır. 3 büyüklükte de o derbide yönetmiş takımlarını. Ve burada da galibiyet yüzdesi de oldukça yüksek. Ya o yüzden diyorum yani şimdi oyun şimdi bunu söyleyebilir. Benim için yani üzerinde baskı hissetmiyor. Çünkü defalarca bu derbiler, bu atmosferleri yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ve buradaki Türkiye'deki de ilk derbisi. Ve buraya çok daha farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Ne demişti basın toplantısında? İşte Sayın Başkan Ali Koç bana işte bu kulübün yaşadığı acıları, zaferleri hepsini anlattı. Ben de buranın bir parçası olmak için geldim demişti. Bu yerlerin bir parçası olmak için gelmiştim. Burada ne var? Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Fenerbahçe camiası için Galatasaray derbisi her zaman çok önem arz eder. Zirvedir yani. Zirvedir, önem arz eder. Şimdi o da bu önemi çok iyi biliyor. Her ne kadar hani ben önemliyim demişler. Tamamen Galatasaray derbisine odaklanmış bir Mourinho var ve Türkiye'deki ilk derbisini de kazanmak isteyecektir. Ve ona göre bir plan yapacaktır. Ve şunu da çok iyi biliyor. Avrupa'nın önemli gazeteleri, basın kuruluşları gözü bu derbide olacak. Çünkü Mourinho ilk derbisine çıkıyor. Evet. Ve herkes bu derbi. O da biliyor. Artı şu var. Çok gerçekten bahsettiğin gibi çok iyi bir iletişimci. Gündemi kendisi belirliyor. Bir gün hakem ne diyor ki? Hakem işte arkadaş olabilir mi? İşte diyor ben olsam bavulum toplarım diyor. Ertesi basın toplantısında şunu söylüyor işte diyor. Normal olabilir. Arkadaş olabilir ama diyor işte diyor adil ve adaletli yönetirse gibi cümlesini kullanıyor. Hadi gerçekten müthiş bir onu yönlendiriyor. Yani yeri gel zaman oraya denge soruyor. Biraz da rakibin yönetiminin işte ayarlarını bozan bir yaklaşım. Ama şunu söyleyeyim tabii Mourinho'nun olması çok büyük avantaj Fenerbahçe'de. Peki arada şimdi bu Mourinho'ya ve derbi taktiğine geri döneceğim ama arada birkaç görüntü var. Mourinho haksız mı? Bir antrenörün bir hakemle can ciğer arkadaş olması, bir hakemi övdü diye o hakeme maç verilmemesi. Görüntüler var. Sevgili Hamit abiden onu isteyelim. Barış Alper ve Torreira'nın pozisyonu var bu hafta. Bir şey soracağım sana. Halil Umut Meral'i övsün söyleyelim bir dahaki maçta. Desin ki yani 2-3 tane hakem var. Onlar hani böyle şeyler. Çok, onlar, iyi, çok iyi hakem. Maç vermesin. Maç vermeyebilirler yani. Şimdi şu pozisyonda bir isteye Torreira elini uzattı. Abi topun hata. Top hata. Top çarptı değil mi? Top çarptı. Yani şimdi baktığı zaman Torreira bu ülkede bakan ve milletvekilinin dokunulmazlığı var adamda.
Yani harbiden yani bakan ve milletvekili olsa ancak bu kadar şey yaparsın. Yani adam ne yaparsa yapsın kanıt görmüyor. Yani kendini atıyor, penaltı yaptırıyor ve bunu hakemler yiyor. Var da hiç mesela görmesine rağmen, tekrar edilmesine rağmen pozisyonları vermiyorlar adamı. Zaten sıkıntı orada. Bak burada elini uzatıyor. Hakemin gözünün önünde ve hakem kart vermiyor. İlk golde Varda iki tane, üç tane hakem var ilk golde Varda. Ve bu ilk goldeki elle oynamayı nasıl göremiyorlar? Ya bir yandan yayıncının da hani doğru gördükleri ortaya koymadığını söyleyebiliriz. Ekranımızda maviler şeyler belirdi ama ilk golde Varda'ki bu müdahaleyi nasıl görmezler? Dönelim mesela sevgili Hamit abiden isteyelim. Orada şeyin pozisyonu var. Hamit Mert abi. Hakan'ın ve Valencia'nın. Mert Hakan Adana Demirspor attığı bu golde topu, yani şurasında top değiyormuş. 3 hafta uğraştılar, görüntüyü buldular. Şuraya parmak ucuna değiyor. Neyse işte önce buradan yere değiyor ya. Sonra parmak ucuna değiyor. 3 hafta bununla uğraştılar ve ardından golü iptal ettiler. Sonra da 3 haftada buldular görüntüyü. Kanıtı bulamadılar. Dönelim Valencia. Pelkas'ın attığı mükemmel bir gol var. Topu zıplayıp göğsüyle istop etmeye çalıştı. Top istop etmeye çalıştı. Top şurasına geldi. Görüntüye gelecek şimdi. Sonra ne oldu? Golü iptal ettiler. Pelkas müthiş bir gol attı. İptal ettiler. Başın üstü Barış Alper'in pozisyonundan, bu da görüntü net değil. Barış Alper'inki daha net. İşte onu diyorum. Döndük mü Barış Alper'in pozisyonuna, çok net kolunu şöyle oynatarak avantaj sağlıyor. Avantaj sağlamasına da gerek yok. Bu müdahaleyi VAR nasıl görmez? Hani Hacı Osmanoğlu'nun bahsettiği tüm hataları kabul ederim ama VAR'daki hataları kabul etmem sözü burada taca çıkmıyor mu? Forma renkleri farklı olunca görmüyorlar. Yani net bir şekilde. Yani ya bu durumda Mourinho haklı oluyor. Yani Mourinho haklı. Burada sadece Mourinho özelinde değil mi lazım? Yani burada Jesus var. Jesus ne dedi? Bu ligin dedi sportif gerçekliği yok dedi değil mi? İsmail Kartal geçen sezon 59 ya 99 puan toplayıp 99 gol atan bir takım. Nerede ama 102 toplasa 103 yaptıracaklardı. Bak. Tamam mı? Yani o isyan etti. Şimdi Mourinho da kalan şeyde devam ediyor. Sistem devam ediyor. Bak sana söyleyeyim yani. Bak Ancelotti. Evet. Sen nezih bir hakemsin diyor. Gidip Halil Umut Meler'e söylüyorum. Sen nasıl FIFA kokartı aldın diyor değil mi? Çünkü bizim ülkemizde liyakata göre verilmiyor. Belli ilişkilerine göre veriliyor. Bahsettik ha, ilişkileri evet, ondan mı acaba? Ondan da olabilir bilmiyorum ama yani şunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani yani burada kart meselesi veya işte diyeyim VAR konusunda işte bak kart meselesine geldik işte bak Fenerbahçe 76 folde 8 sarı kart görmüş. Kırmızısı yok. Galatasaray 53 folde. Burada aslında bir tane daha gördü herhalde. Arttı. Şimdi yeni bir bu eski istatistik bir tane daha var. Eski istatistik. Sevgili Hamit abi. Burada arttı. Yani Kaan da gördü herhalde. 2-3 tane oldu herhalde. 2 oldu. 2 oldu. Şu anda 64 faulde 11 faul yapıp bir Kaan sarı kart gördü. Bu da eskiymiş ya. Doğrusunu alamamışız. 64 faulde daha doğrusu eski görüntüler kalmış. 64 faulde Galatasaray'ın 2 kart gördüğü durum var. Şimdi Galatasaraylı dostlarımız şöyle söylüyor. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi normalde şey var. Normalde kart görmesi gereken mesela tamam mı? 12 tane pozisyon var. Ben onu söyleyeyim. 12 pozisyonda. Hani hakem yorumcularının hepsinin bu pozisyona kart verilmesi gerekir. Şimdi diyorlar ya mesela Barış Alper'i getirebiliriz Hamit abi. Mesela, 64 foul diyorlar 2 kart ya mesela. Diyor ki adam foul yapmış her foul diyor, kart değil ki diyor tamam mı? Tamam doğru her foul kart değil. Ama şöyle söyleyeyim burada 12 tane bir pozisyon var. 11-12 tane pozisyonda kart görünmesi gerekirken ama kart gösterilmeyen pozisyon var. Yani normalde bu 2 değil de bunun 11 olması lazım tamam mı? Hadi 11 olmasın 9 tanesi olsun ya. Bunu ha. Şimdi o dediğin istatistiği ben doğru istatistiği Hamit abiye atıyorum. Bak 11 değil de 9 olsun. Bak ben bunu şöyle de söyleyeyim. Kart görmesi gerekirken yani burada hakem yorumcuların hepsinin ortak noktada birleştiği pozisyonlar bunlar. Ve bunlar da kart göstermiş. Mesela Torreira'nın 5 tane net pozisyon var. 5 kez yani 5 pozisyonda kart görmesi gereken kart görmemiş Torreira. Şimdi şu anda Torreira'nın kartı yok değil mi? Kartsız yok devam ediyor. Bak istatistiği söyleyeyim. Fenerbahçe 9 sarı kart görmüş. 9 tane görmesi gerekiyormuş, 9 görmüş. Rakibi, Fenerbahçe'nin rakipleri 14 sarı kart görmüş, 17 sarı kart görmeleri gerekiyormuş. Dönelim, Beşiktaş 12 sarı kart görmüş. İşte burada 12 sarı kart görmüş, 12 tane de görmesi gereken. Ben ne dedim sana? 12 demiştim. Şimdi ona geleceğim. Rakibi, Beşiktaş'ın rakibi 10 sarı kart görmüş, rakipleri 16 kart görmeleri gerekiyormuş. Yani alttan atlanmış. Galatasaray'a gelince işin
işin suyu çıkıyor. Galatasaray 2 sarı kart görmüş. 14 kez. 14 kart görmesi gerekirmiş. 12 tane kart verilmemiş. Rakibi 8 sarı kart görmüş. 11 görmesi gerekiyormuş. 3 tane verilmemiş. Bak bu istatistik çok önemli bir done. Ve buradan şunu çıkartalım. Az evvel söylediğin gibi. Hani bilir misin hakemler şöyle yapar. Çağır oyuncuyu. Sağda yaptın. Şurada yaptın. Burada yaptın. Sarı kart. 1, 2, 3 diye. Torreira kaç faul yapmış bir bakalım. Oradaki başlığı rakibe göre 3. Torreira yapınca bu 6-7'ye falan çıkıyor. Yani o, 7, abi 6, işte 6-7'de de yok. 7'ye mesela çıkarsa verebiliyorsun. Ama diğer tarafta mesela şimdi net pozisyonlar ve ayağı basmaya vermiyorsun. Adam işte ne elini açıyor vermiyorsun. Şimdi bunu söyleyince diyorlar ki işte kart konusunda ağlıyor musunuz? Hayır, kart konusunda ağlamıyorsun. Biz burada ne isteniyor? Adil ve adaletli bir yönetim isteniyor. Çünkü sen şimdi Torreira nerede oynuyor? Orta sahada. Sen orta sahada ilk dakikada bu hareketten diyelim ki 30. dakikada kart görürse bu oyuncu kalan 60 dakikada daha kontrollü oynamak zorunda kalır ve işte ne diyeyim daha dikkat eder müdahalelerine. Şimdi Fenerbahçe'de ne oluyor? Orta sahada çat 4. dakikada mesela Fire'de sarı kart gösterebiliyor hakem. Daha ilk pozisyon. Hani hakem yorumcuların kart değil dediği pozisyonda mesela Fred kart gördü. Şimdi İsmail Yüksek çat kart gösterebiliyor. Niye? Çünkü İsmail Yüksek mücadeleci bir oyuncu ve temaslı oynamayı da seviyor. Şimdi bu oyuncuya sen onun 20. dakikada 30. dakikada kart gösterdiğin zaman oyunu bir anda gardı düşüyor. Şimdi bunu hep dile getiriyorum. İsmail'in en iyi oynadığı maçlar milli takımın Avrupa'da oynadığı maçlar ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar. Çünkü orada adam rahat oynuyor. Çünkü her pozisyona yani burada mesela oradaki adalet ve adil yönetmeye çalışıyorlar. Ama burada göstermiyor. Senin bahsettiğin gibi. Şimdi şu pozisyonu ben daha hiç daha var bak şey yapmadan Twitter'dan yazdım. Pozisyonu elle aldılar diye. Tepki gösterdiler bana. Neyle yüzüyorsun maçı falan diye Galatasaraylı sayfalar. Ama sonra bütün hakem yorumcuların benim dediğim pozisyonda geldi. Yani çünkü pozisyonu görüyorsun tamam mı? Yani bir şey var. Ya bunun için hakem almaya gerek yok. Alıyor pozisyonu. Tekrarını veriyor. Tekrarını da görüyorsun. Yani şu pozisyonu yani alıyor elini. Ya bunu bir izle. Çünkü mesela bunu bir forvet oyuncusu gole gittiği için zaten bu kendine bir avantaj sağladığı için bununla ilgili. Ve aynı aksiyonda düzeltiyor vuruyor. Tabii. Şimdi Mert Hakan'ın pozisyonunda. Mert Hakan müthiş bir gol atmıştı. İptal edildi değil mi? Valencia'nın o pozisyonunda devamında Pelkas atmıştı. Güzel bir ortaydı. Müthiş bir organizasyon. İptal edildi. Yani bu iki maçta da Fenerbahçe puan kaybetti arkadaşlar. İkisinde de puan kaybetti. İptal edilen golleri. Tabii ikisinde de puan kaybetti. Şimdi o yüzden diyor Fenerbahçe adil ve adaletli yönetiyor. Bu yüzden kartı gündeme getiriyor. Ama artık sadece Fenerbahçe değil diğer takımlar da isyan etmeye başladı. Beşiktaş da çok ciddi. Şimdi diğer takımlar da isyan etmeye başladı. Bak göreceksin bu süreç devam edecek. Diğer takımlar da artık sesini çıkarmaya başlayacak. Ha nedir? Kalpler iyi de yani çelişen futbolcular olabilir. Şimdi teknik heyetler de buna katılabilir. Beyniyle kalbi çelişen. Ama dediğim gibi bu işi adaletli bir şekilde lig olmasını isteyen kişiler artık tepkilerini göstermeye başladılar. Tarafsız bakan diğer spor severler, futbol severler de tepkilerini dile getiriyorlar. Ama Galatasaray'da öyle bir savunma şeyi var ki yani hata ne olursa olsun abi. Ben maçı kazanayım da hakem hata penaltısı vermesin, rakibinin kırmızı kartı bize vermesinler. Yani hiçbir şekilde değil. Yani %100 hatalı oldukları bir şeyi bile savunabiliyorlar. Ama toplu halde savunabiliyor. Ben de buna şaşırıyorum mesela. Çünkü organize hareket ediyorlar. Bir o kart istatistiğini bir daha görebilir miyiz Hamit abi? Bu organize hareketin sonucunda meyvesini de hani söyledikleri şeye bir süre sonra inanmaya başlıyorlar. Evet ya öyle değil diyorlar. Ya bak Emin. İstatistik burada ortada. Ya şöyle, sen şimdi bu kadroya, bu tabloya Medina'yı getirsen ne olacak? Mourinho'yu getirsen ne olacak? Başa çıkamıyorsun ki. Türk hakemleri skorları belirliyor. Bakın Türk hakemlerinin yaptığının sonucunda ne oluyor? Young Boys hezimetleri oluyor. Milli takımda kazanman gereken maçta sarı kart, iki sarı karttan kırmızı kart görüyorsun. Bu oluyor. Ya çünkü milli takımda mesela Barış Alper'in o pozisyonu Türkiye'de olsa hani diyelim ki penaltı verildi. Bunu savunacak insanlar çıkar söyleyeyim sana. Evet değiyor. Ucundan değmiş, kılından değmiş. Abi müdahale etti bilmem ne diye. Tamam mı? Yani bu buradan çola çıkarak. Ama bu değişmiyor bak Erhan. Değişmeyecek. Yani açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Geçen sezon da söyledik bunu. Geçen sezon sarı kartla ilgili ilk haberi yapanlardan bir tanesi. İstatistiği bütün videoları izleyip. Fırat Aydınus'un evvel yapmıştın evet hatırlıyorum. Bütün görüntüleri izleyip bunu haber haline getirip daha sonra Sayın Başkan Ali Koç da isyan edince haklı bir şekilde isyan edince bunu da dile getirip getiren haber insanlardan bir tanesi. Şimdi millet tabii bunu artık
dile getirmeye başladılar. Artık paylaşılıyor insan. Sosyal medyada paylaşıyor. Artık bunu bu noktadan sonra göz göre göre yapmıyor. Yani düşünsene insan ne yapar? Lan der, bakarsın bir hatandan ders çıkarsın değil mi? Yok abi arkadaş aynı devam ediyor ya. Ve insanların gözüne soka soka yapmaya devam ediyorlar yani. Sen bunları, ben bunları ya da başka yorumcular bunları konuşunca da çok fanatikler. İşte gözleri sarı lacivertten başka bir şey görmüyor diyorlar arkadaşlar. Bu tabloyu ben hazırlamadım. Ya, bir şey söyleyeceğim. Sevgili tartışmaların geçen, tablosu bu. Twitter'daki tartışmaların geçen tablosu. Geçen sene biz seninle birçok konuda şey yapmadık mı? Evet. Ayrılıştık. Evet. İsmail Kartal konusunda, oyun planı konusunda. Eleştirirken işte bilmem başka bir oyuncu eleştirirken ben savundum mu? Doğru. Savundum. Veya ben eleştirirken sen savundun. Doğru. Ama işte öyle bakmıyorlar. İlginç. Mesela şimdi Galatasaray yöneticileri, divan başkanı. Veya demedik mi mağlubiyeti hak etti Fenerbahçe diye? Dedik. Az evvel daha söyledik. Kötü oynadı dedik mesela. Bak ama Galatasaray divan başkanı, Sayın Metin Öztürk ayrıca yöneticisi çıkıp bu tabloya, Dursun Özbek, Sayın Başkan Dursun Özbek, bu tabloya rağmen bu hakemi nereden atadınız? Bu 5-0'lık hakem, Trabzon maçının hakemi. O Trabzon maçının hakemi dediği olay ne? Yunan Bakasetas'ın ayağına basıp sonra Galatasaray'ın gol attığı maç. Hatta herkes şaşırmıştı. Niye Dursun Özbek patladı? Daha hiçbir şey yok ki. Onların lehine hatalar var gibisinden. Topyekün birleşip hiçbir şey olmamış gibi şey yapıyor. Ben bunu tamamen güzel takımlarındaki güçsüzlüğün farkındalar. Düzensizliğin farkındalar. Derbi maçında hakem kararlarının yanlarında olmasını istediklerini ne yapıyor? Atilla Karaoğlan gibi de bence kötü bir hakem. Çokça söyledim. Çok yazımda dile getirdim. Bence Türkiye'deki yeteneksiz hakemlerden biri. Çok basit örnek vereyim. João Pedro Türkiye Kupası maçında adam sakatlandı sonra kendine gelemedi. Adamın yanına gitti. Kalk kalk yaptı. Hatırlıyor musunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Onu güzel hatırlattın bak. Son maçta değil mi? Bizim Kasımpaşa maçı. Evet. Kasımpaşa son maç. Mert Müdür sakatlandı değil mi? Oyuna devam edemedi. Hı hı. Hakem ne diyor? Ali Mutmeler. Ne diyor hakem? Kalk kalk abartma Mert diyor. Abartma Mert diyor değil mi? Normalde pozisyon sarı kart. Hatta hani hakem kırmızı kart verirse yani turuncu diyorlar ya. Hakem hı-hı kırmızı kart verirse çok da hani varın karışmayacağı bir hareket. Böyle diyor kalk kalk. Hadi abartma diyor. Kalk. Abartma. Şimdi Atilla Karaoğlan bunu Pedro yapmıştı. Pedro Fenerbahçe'de tutunamamasının sebebi o sakatlık. Hakemin bakış açısını göstermenin çok net bir örneği. Ama aynı aya mesela diyelim ki gidip hemen oyuncu ayırıyor mesela. Kart görmesin çekiyorlar mesela. Osterwolde'ye saldırıyorlar ses çıkarmıyor. Mesela Galatasaraylı futbolcu kart görmesin diye çekiyor mesela araya giriyorlar. Şimdi bunları söyleyen fanatik olmuyor. Dursun Başkan, Sayın Dursun Başkan niye çıktı konuştu? Atilla Karaoğlan'ın zaten sicili kabarık. Atilla Karaoğlan 3 Fenerbahçe 3 Beşiktaş Galatasaray maçı yönetmiş. İki takım da kazanmış bu maçları. Fenerbahçe'ye yanılmıyorsam 15 sarı kart vermiş. Rakiplerine 8 sarı kart vermiş. Galatasaray'a 7 sarı kart vermiş. Rakiplerine 15 sarı kart vermiş. Ya pozisyonları irdelesinler baksınlar. Fenerbahçe lehine vermedi. Kaç tane pozisyon çıkartıyor? İşte tamam. Pedro olayı en basit örneği. İşte umarım hakem konuşmayız. Umarım derbinin güzelliklerini konuştuğumuz bir karşılaşma olur diye düşünüyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Öyle olsun istiyoruz. Temennimiz bu. Peki oyun planına geçelim. İrfan abi senin görüşün ne? Ben de kendi fikrimi paylaşacağım. Önce ben, senden duyuyorum. Fenerbahçe saldıracak mı? Ben söylüyorum. Bekleyecek mi derbide? Yok. Ne yapacak? Beklemeyecek Fenerbahçe. Benim aldığım bilgiler Fenerbahçe ileride baskı yaparak hatta Muslera'dan baskı yaparak hem çünkü biliyorsun Muslera zaman zaman böyle top kullanımlarında hata yapabiliyor. Hı hı. Bunu birçok maçta gördük. Ve Muslera da ileriden baskı yaparak Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacak. Orta sahada Galatasaray'ın top pas yapmasına çok fazla imkan vermeyecek. Orta saha üstünlüğünü ele geçirmeye çalışacak. Ve sen Maksimini de daha onun hem dribbling hem de çalım yeteneğinden yararlanıp daha çok hücumu bence yine sol kanatlardan yapacak. Ama orada da tabii Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken nokta sen Maksimini evet hücumda yetkili. Ama savunmaya dönüşlerde Osterwolde sıkıntı yaşayabilir. Orada tek kalabilir. Bunu Kasımpaşa maçında net bir şekilde gördük. Kasımpaşa oradaki hızlı oyuncularıyla arkaya Osterwolde'den arkasına atan topla da sıkıntı yaşattı. Osterwolde de biliyorsun kart görme, hani Fenerbahçe Otore'ye kadar dokunulmazlı olmadığı için çabuk kart görebiliyor. Üç kart görmüş Osterwolde. Galatasaray'dan çok. Torreira'nın dokunulmazlığı yok onda.
O yüzden kart görürse kırmızı kart görmeye ihtimali de yüksek olabilir. O yüzden hani oraya da bir önlem alması gerekir. Yani Fenerbahçe'nin hücum bölgesi sol kanat güçlü ama aynı zamanda en zayıf bölgesi. Peki ben şöyle bir değerlendirme yapayım. Bu senin anlattığın tabloya göre ben de Fenerbahçe'nin hücum presi yapacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Galatasaray da hücum presi yapacaktır ama Fenerbahçe acaba Amrabat, Fred İsmail'le mi başlar? O sol tarafa biraz kaydırır mı sanki? Evet. Osterwolde'nin desteğini arttırır mı? Bence benim muhtemel 11'imde Amrabat var. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Peki yedekte kim kalacak? Szymański. Ha şunu da yapabilir. Sağa Szymański'yi çekebilir. Tadiç'i de yedek bırakabilir. Yani ben de ama Tadiç'i keseceğini düşünmüyorum. Opsiyonlardan bir tanesi bu olur. Ama Tadiç her zaman yani vazgeçilmez oyuncu. Şu ana kadar tüm maçlarda forma oyun aklı Fenerbahçe'nin. O yüzden sağ kanatta yine Tadiç'i değerlendirir ama hani opsiyon Szymański de sağda olursa şaşırmamak lazım. Kasımpaşa maçının son dakikalarında Szymański'yi sağ kanada çekti. Çekmişti. Peki şimdi Galatasaray da hücum presini iyi yapıyor. Fenerbahçe'de de Jiku olmadığında gerinden çıkışlar çok da sağlıklı olmuyor. Kasımpaşa maçında Bekao sahanın en iyisiydi. Hı hı. Ama dediğin gibi çok fazla Fenerbahçe geriye yaslanıyor Bekao oynayınca. Jiku oynayınca da stop savunmayı biraz daha önde koyuyor. Önde karşılıyor. İlk hamleyi de yapıyor. Bu noktada Galatasaray'ın presine de Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka bu konuda çalışma. O yüzden Amrabat diyorum herhalde. O zaman senden 11'i de, senin beklediğin 11'i de alalım. Benim muhtemel 11'i. Söyleyeyim. Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi Sarel, sol bekte Osterwolde, stoper merkez Jiku Çağlar, orta sahada İsmail Yüksek, Amrabat İsmail Yüksek Fred. Ortalan sağında Tadiç, solunda sen Maxim, ileride ise Dzeko. Benim de açıkçası beklediğim çok yakın bir kadro. Zaten çok fazla da seçenek kalmıyor. Herkesin, hepimizin beklediği bu sefer derbide Amrabat'la başlayacağı ama Mourinho'nun Szymański'yle de başlayabileceğini de söyleyelim. Ama ben de Szymański son maçlarda performans anlamda düşük. Evet. Ben de kalede Livakovic zaten. Sağda Mert, solda Osterwolde. Stoper ilkesi Jiku yetişir mi bilmiyorum. Hani, Jiku oynuyor. Takımla birlikte çalışmalar sürdürüyor. Jiku, Çağlar, önlerinde İsmail, Amrabat, Fred, Maximen, sağda Tadiç, forvette Dzeko. Bu Dzeko kısmı önemli. Fenerbahçe derbiye Dzeko ile başlayacak. Bu kesin sanırım. %100. Çünkü son niye? Kasımpaşa maçında bu çok net göründü. Ama çünkü niye? Hayır, orada performans da değil. Dzeko'yu dinlendirdi orada hoca. 4 günde 2 maç yapmıştı. Çünkü Fenerbahçe'nin tüm maçlarında ligde forma giymiş. Artı yani oynadığı tüm maçta da 11 sahaya çıktı. 8 resmi maçında. Kasımpaşa maçının o maç öncesi Bosna Hersek milli takımına gitti ve Bosna Hersek'in oynadığı 2 maçta da forma giydi. 90 dakika. 4 günde 2 90 dakika yani oynadı. O yüzden oyuncu fiziksel anlamda yıpranmıştı. Ve hoca ne yaptı? Daha dinlenen. Çünkü o da milli takıma gitmişti Enes'i. Enes'i yedek soyundurdu. Hem oyuncunun maç kondisyonunu artırmak istedi. Hı hı. Hem de Dzeko'yu dinlendirmek istedi ve bunu da aslında başardı. Onu söyleyelim. Ben bu maçta %100 Dzeko oynayacaktır. Dzeko'nun da Galatasaray'a karşı golü yok. Tadiç'te golü yok Galatasaray'a karşı. Hem Beşiktaş'a mesela Tadiç Beşiktaş maçlarında 60 gol ve asist katkısı var. Trabzonspor maçlarında var gol ve asist katkısı. Fred'in de var Trabzon'da. Ama Galatasaray'a karşı gol ve asistleri yok ikisinin de. O zaman Dzeko ve Tadiç'in ilk maçları olacak yani. Onlar da siftah yapacaklar. Yani Dzeko'yu bu maçta ben gol bekliyorum Dzeko'dan. Fred'in var mı Galatasaray golü? Onu da yok ya zaten 2 maçta. Attı saymadılar. Var. Nereye bağlayacağım biliyor musun? Güzel goldü ya. Muslera'nın bu hafta yediği bir gol var. Evet. 3-1 bitti ya maç. Yediği golde Torreira yine topu kaptırdı. Atladı yere. Foul vermedi hakem. Yetişemedi topa. Yakın olsa oyuncu belki foul. Adam orta sahadan vurdu. Furkan'dı sanırım. Gol yaptı. Aynı golü Fred attı. Ali Sami Yen'de Seyran Tepe'de Fred attı. Foul diye güzelim golü, canım golü yediler. Çünkü şöyle erken çaldı düdüğü. Hani biraz beklese topu alır ise VAR'dan belki dönerdi pozisyon. VAR'dan dönmeyince dönmesin diye aman diyor gol olur. Bak davada gol oluyor. Hakem hemen düdüğü çaldı. Kimdi hakem? Tamam hatırlamıyorum. Halil Umut Meler. Ben hatırlıyorum. Ondan söyledim. Yani Fenerbahçe'nin ben de hani bu maç için çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Gelen bilgiler de bu yönde. Baskılı bir futbolla. Bu sefer skoru alsa da durmayacak diye düşünüyorum. Hani Kasımpaşa maçında Rolanti'ye aldı maçı. Skoru alsa da durur. Ama bu sefer geçiş hücumlarıyla daha fazla pozisyon bulur Fenerbahçe. Evet. Galatasaray'ın hani
Okan Buruk'un planları önde basarak başlamak olacak muhtemelen ama hani Okan Buruk beraberliğe de sanki hani şimdi deseler ki beraberlik okey mi senin için? Eminim ki beraberliğe de razı. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maç nasıldı? Toplam 40 dakika mı? 90 dakika 40 dakika topun oyunda kalma süresi vardı ve sürekli kendilerini yere atıyorlardı. Ondan sonra şey yaptılar, bir algı yaptılar biliyorsun değil mi? Fenerbahçe top mu oynadı falan işte kaleye şut yok isabetli falan diye. Ama en tehlikeli pozisyon aslında bu maç boyunca bir Abdülkerim'in son dakikalarda bir kafa vuruşu vardı. Ama ilk yarıda Şimanski'nin kalenin dibinden çıkan bir pozisyon vardı. Pozisyon var evet. Onlar mesela gündeme gelmedi mesela tamam mı? Orada yine algı, inanılmaz algıyla inanılmaz yönetiyorlar. Yani o konuda tebrik ediyorlar kendilerini. Yani müthiş. Bak, organizere. En son bak şöyle bağlayalım. Sana bu soruyu da sorayım. En son bu sosyal medyada Twitter'da bir tane lise talebesi var. Küçük çocuk. Reşit de değil. O çocuk FETÖ'cü, terörist Enes Kanter'in videosunu yayınlıyor. Ondan yaklaşık 10 dakika sonra Enes Kanter de yayınlıyor. 4 dakika sonra Enes Kanter de FETÖ'cü Enes de yayınlıyor. Yayınladıkları videoda fotoğraftaki forma 2008 yılının forması. Ve Ali Koç Fenerbahçe Kulübü'de yalanlama yapıyor. Bu FETÖ hamlesinin... Peki ondan sonra kim devreye giriyor? Hakan Şükür. Hakan Şükür de ona açıklama yapıyor. İşte bak bu FETÖ hamlesinin neyle ilgili olduğunu herkes merak ediyor. Neden durduk yere? Beşiktaş için de çıktı sonra biliyorsun bu video. Neden oldu? Sanırım Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe'yi kabul etmesi. Orada onları da sorayım sana. Yasa dışı bahis, sponsorluğu, kara borsa bilet, Mecidiyeköy'deki yapı, hakemlerin kötü yönetimi, çıkmayan sarı kartlar. Bunların anlatıldığı söyleniyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Riyad'daki krizin gerçek yüzü anlatıldı. Yani o da anladı. Sonraki günde federasyon başkanı gitti. Tabii ondan sonra da federasyon başkanı gitti. Tabii Sayın Başkan Ali Koç'un oraya gitmesi inanılmaz bir rahatsızlık meydana getirdi. Ya sanki öyle şeyler ki mesela Galatasaray hiç gitmemiş gibi mesela. Tamam mı? Galatasaray, ama onlar kupalarıyla ama gitmişler. Ama Galatasaray hiç gitmemiş. Ondan sonra veya Beşiktaş Trabzon hiç gitmemiş gibi. Galatasaray neden bu derbi öncesi böyle bir şey yapıldı falan. Ondan sonra böyle bir algıya girişler. Lan arkadaş yani TFF Başkanı derbi öncesi sizin tesisleri ziyaret ediyor. Birlikte poz veriyorsunuz. Kimse rahatsız olmuyor mesela değil mi? Mesela gidiyor altyapıyı ziyaret ediyor. Fenerbahçe altyapısını ziyaret etti mi? Mesela ben hiç hatırlamıyorum. Yok, ben veya fotoğraf verdiler mi bilmiyorum. Şimdi bu olunca bu rahatsız olmuyor. Mesela şimdi bunlar kendileri yapsa hiç sorun olmaz. Ama Fenerbahçe söz konusu olunca inanılmaz bir algı yapıyorlar. Hemen başlıyorlar. Şimdi yenisinler buna da bir şey bulurlar. Bak, bulurlar. Forma imzalı ya İrfan abi. Orada şöyle bir polemik çıkarttılar. Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza Atatürk'ün formasını edemediler diyor. Hemen sağda fotoğrafı var. Asr-ı Fener tablosu var. Kocaman Atatürk fotoğrafı var. Bir şey söyleyeceğim sana. Şunu da bilmiyorlar. Algı yapıyorlar ama algıyı yanlış şey yapıyorlar. Tamam mı? Bilmedikleri için yapıyorlar. Çünkü Fenerbahçe'ye Atatürk resimli, üzerinde Atatürk'ün baskısı olan formaya imza attırmıyor. Evet. Bak tekrar çiziyorum. İmza atılmıyor o formaya. Bu seçimi... Ve şöyle söyleyeyim. Orada bunu bizzat yaşadığımızı biliyoruz. Evet onu diyecektim. Yani hatta bizden istedikleri zaman hani verdiğim zaman buna diyorlar ki buna imza atılmıyor. Yasak. Kardeşim Atatürk'ün şeyi vardı. Yani kurucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun fotoğrafının üzerine imza olur mu? Olmaz. Zaten diğer liderlere verilen Atatürk baskılı formada da imza yok. Yok. Ya bu imzalı forma. Bak çerçeveletmişler işte. Tüm takımın imzaladığı, Monion'da imzaladığı bir forma. Ve senin de bahsettiğin gibi diğer tarafta Asr-ı Fener tablosu. Şimdi şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı İrfan abi gibi oturuyor. Hemen yanında şurada Asr-ı Fener tablosu var. Kocaman Atatürk resmi olan Ali Koç da benim gibi oturuyor. Yani öyle bir algıya alışmışlar ki hep bir yerden sarıldırayım. Bak bir iddiam var benim. Twitter şu görüntülenmeye para vermeyi bıraksın. İnanın o 2 dakikada bir tweet atanlar bırakacak bu işleri. Çünkü alıcısı var. Fenerbahçe Atatürk formasını imzalatmadı. O bir tweet gruplara atıyorlar. İşte 1 milyon görüntülenme oluyor. Oysa gerçeği öyle değil. Ya bu işler çok ilginç işler. İrfan abi derbiyle ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı? Skor. Oyun için sonra da skor için. Skoru söyle. Sen söyle önce. Ben söyleyeyim. Benim gönlümden geçen 3-1. Ben 2-1 biteceğini düşünüyorum. 3-1. Geçen ama ben bildim biliyorsun değil mi? Geçen bildim sonra. Evet. 1-0 demiştim 1-0 oldu. 2-1. Hatta yayında şey demiştim ya.
sözcükler 1-0 olsun bizim olsun falan demişti. Yani orada biraz şey yapmıştım. Dedim 1-0 olsun bizim olsun falan demiştim. Ha dedim Fenerbahçe'nin olsun falan demiştim sonra. Ama şöyle söyleyeyim ben yine 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben 3-1 diyorum ama Fenerbahçe'nin sonunda... 6-0 olsa güzel olur ama değil mi herhalde? 6-0 olsa ikinci güzel olur da. Yani yenelim, Fenerbahçe yensin. Fenerbahçe taraftarı camiası bayram etsin. Biz de mutlu mutlu programları yapalım. Yapalım. Ben 3-1 diyorum. Fenerbahçe'nin son dönem iyi savunması, Livakovic'in formda oluşuyla da bu sefer hani 3-0, 3-1 arasında gidip geliyorum ama... Gol yerse Fenerbahçe, 3-1 yemezse 3-0 diye şey yapayım. Taraftarların günlerdir sorduğu Medina transferiyle ilgili durum ne alemde? Onu da programın sonunda değerlendirelim istiyorum. Fenerbahçe Boca Juniors'la konuştu, anlaştı ama Medina transferi, transfer tahtası dönemi bittikten sonra hiç gündeme gelmedi. Medina'nın durumu ne? Ocak'ta Fenerbahçe'ye gelecek mi Medina? Ocak'ta Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe anlaşmaya vardı Boca Juniors ve kulüp şeydi Medina'yla. Medina zaten Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Hatta transfer döneminde gelmek istiyordu. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyor oyuncu. Fenerbahçe Boca Juniors'la yaptığı açıklamada yaptığı anlaşmada kendisini garanti altına aldı. Bir sakatlık maddesi koydurdu. Bu süreç içerisinde ciddi bir sakatlık yaşarsa bu transfer iptal olacak. Diğer taraftan yine ödeme planı üzerinde ufak tefek pürüzler vardı. Şimdi 10+5 milyon dolarlık bir bonuslarla anlaşmaya varmıştı. Bu 5 milyon dolarlık bonuslarda 2 milyon dolarlık kısmı da zor bonuslar. Ve Boca Juniors bu zor bonusların gerçekleşeceğini, yani Medina'nın oynadığı dönemde gerçekleşeceğini düşünmediği için bu bonusların 2 milyon dolarlık bonuslarını da kolay bonuslara çevirmesini istiyor. Aslında bonuslarda da sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak. Zaten 13 yabancı oyuncusu var. Kente saymıyorum. O zaten herhalde devrasında gider diye düşünüyoruz. İmsağını alıp. Ondan sonra 13 yabancı sonra Medina'yı alırsa 14 olur. Kenti de bir şekilde yollarını ayırır diye düşünüyorum devrasında. Peki. Bu Medina sorusu önemliydi. Çünkü herkes sosyal medyada da bunu soruyorlar ne olduğunu. Ocak ayında geliyor. Ocak ayında geliyor diye şey yapalım. Ama sen atladığın bir şey oldu. Yasa dışı bahis, Karaborsa, Mecidiyeköy'deki yapı. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı görüşmesinde ne konuşuldu ya da bununla ilgili başvuru yapıldı mı? Fenerbahçe 7 tane ayrı kuruma başvuru yaptı. Hatta şunu da söyleyeyim. UEFA'ya da başvurmayı değerlendiriyorlar. Büyük ihtimalle derbiden sonra gelecek hafta içerisinde Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili UEFA'ya da başvuru yapabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden mi kızdı artık Metin Öztürk? Kendi işlerine baksınlar, bizimle uğraşmasınlar niye diye. Bu ateş üfleyerek sönmez diyen ben miydim? Doğru. Bir de şimdi bu limitleri falan da bu şekilde esnetiyorlar. Bıraksınlar bunu. Bu ateş üfleyerek sönmez diyeceksin. Ondan sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığı zaman işte tişört yapacaksın. Yöneticin otobüs Trabzon'a bak biz nasıl giriyoruz diye otobüsün başına geçecek. Ondan sonra yani her şeyi yapacaksın. İşte diyelim ki o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan 3 tane yönetici daha sonra sana üst düzey görevli olarak gelecek ve bunu daha sonra ortaya çıkacak ki bunların mesela federasyona tüm işte gazete bilgilerini işte oradaki mahkeme dosyalarını, yani normalde yasak gönderilmemesi olan, gizlilik kararı olan mahkeme dosyalarını UEFA'ya verdikleri ortaya çıkacak. Yani ondan sonra diyeceksin ki bir Fenerbahçe işine baksın. Yani kardeşim bu artık az önce söyledik. Göz göze, kör göze parmak sokmak yani. Yani adamlar adam şey yapıyor. Market neydi? İsmini söylemiyorum. Bir tane internet .niş, bir tane yasa dışı bahis sitesinin reklamını alıyorlar. .niş koyuyor. Ama diyorlar ki, ama o diyor biz haber sitesi aldık. Ne arkadaş, bak yani bunu yazıyorsun, bunu yazdım diye yine bana dünya kadar şey yaptılar. Ne evet. Biçim gazetecisin, işte araştırıyor musun bilmem, işte Fenerbahçe'nin Paşa grubunun örnek, oldu işte. Paşa grubunun örnek veriyorlar mesela. Lan Paşa grubunun diyorum otelleri var. Tamam adamlar o Kıbrıs'ta otel ama Kıbrıs'taki tüm otellerde kazinolar var. Şimdi kazino reklamı mı yapıyor Fenerbahçe? Yok otelin reklamını yapıyor. Ondan oradan bunu yapmaya çalışıyor. Lan diğer tarafta yaptığınız şey tamamen illegal. Artı 3 gün içerisinde künye yok şeyde sitede. Ukrayna'da kurulmuş. Bilmem daha şey çıkıyor. Malezya çıkıyor. Bilmem başka bir yerler çıkıyor. Ondan sonra 3 gün sonra ne oldu? Şu anda site askıya alındı. Ne oldu? Kapandı mı yani? 14 Twitter milyon, sayfası kapandı. 14 milyon dolar veren ve kulübe şey yapan, reklamını yapan site, haber sitesi kapandı.
Bence 20-50 milyon dolarlık reklam yaptılar vallahi, biliyor musun? Tabii canım ben olsam işte zaten aldı. Ben olsam şey yapmam geri almayacaklar. Zaten geri verilmez de para. Ama devletin el koyması lazım o paraya. Tabii canım o para artık zaten bak şimdi burada şey olmadığı için yani devlet kurumları zaten buna büyük ihtimalle soruşturma açacaktı. Spor Toto suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu konu ne var? Bir para girilmesi lazımdı sisteme. Bu parayı nasıl soktular? Soktular bir şekilde değil mi parayı? Adam zaten reklamını yaptı. Ondan sonra istediğini aldı. Sonra siteyi kapattı. Ya böyle bir şey. Peki bu anlaşmanın içeriğinde bak, şöyle bir şey olsa. Ama şu var. Bu ne kötü? Olan kötü ne biliyor musun? Bunu savunuyorlardı insanlar. Bak anlaşmanın içinde şöyle bir madde olsa. Galatasaray'la bu site hakkında, yasa dışı bahis sitesi arasındaki sözleşmede. Bu sözleşme iptal edilirse, askıya alınırsa para geri iade edilmeyecektir diye bir madde varsa ne olacak? Zaten paranın iade edeceğini düşünüyor musun? Hayır ya. O zaman ne olacak? Devlet el koyacak mı buraya? Ya zaten hayır. Normalde bu burada bak daha ciddi şeyler var bak yani. Bir kere şunu irdelemesi lazım. Kara para mevzusu tamam mı? Yani bu paranın şeyi nedir? Yani normal düşünsene bir haber sitesi 14 milyon dolar niye bir kulübe versin? Ya veya niye Türk kulübüne 14 milyon dolar sponsor olsun? Yani CNN International biz bir CNN International sen duydun mu bir kulübe? Dolar yani. Yani bir herhangi Real Madrid'de... Abi bu kadar çok para varsa biz de bir site açalım ya. Tottenham'a falan hani şey olduğunu düşünmüyor. Ve bu site 6 aylık bir siteymiş herhalde. Ya sonradan ne oluyor? Kapatıyor 3 gün sonra. Niye kapatıyorsun? 14 milyon dolar vermişsin. Reklamı da güzel yapmışsın. Niye kapatıyorsun? Devam etsene siteye. Yani şu anda kapalı, açılmıyor. Yani Fenerbahçe arı kovanına çomak soktu diyebiliriz. Yok kendi kendilerine çok. Artık o kadar şeyler ki bak. Artık o kadar yani yaptıkları her şey yanına kar kaldığı için. Ve hiçbir şekilde cezalandırılmadığı için tamam mı? Bunu çok net bir şekilde artık dedi ki biz nasıl olsa bunu da yapsak nasıl olsa bunu da, yani kimse bir şey demiyor diyorlar herhalde. Evet. Bununla ilgili şey yapıyor. Başka bir bak başka yere de yansıyor. İstanbul'daki taksilere de bu site ilan vermiş 100 bulup. Ya bir şey şimdi belediye İBB şimdi bu sefer ona müdahale etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye de teklifte bulunuyorlar. Evet. Onu söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim burada. Fenerbahçe'ye de teklifte bulunuyorlar. Fenerbahçe kabul etmiyor. Fenerbahçe kabul etmiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, sanırım Beşiktaş var mı bilmiyorum. Bunları da teklif ediliyor. Bu kulüpler reddediyor. Reddediyor yani. Düşünsene. Sen ne ama niye? Galatasaray çünkü o zaman da ödemesi gereken şeyler vardı. Ödedi. Mesela ondan sonra. Yani bu da herhalde yanında kar kalmaz diye düşünüyorum. Yani bir şekilde buna müdahale edilmesi gerekiyor. Yani artı işin içerisinde daha değişik işte şeyler falan var. İddialar ortaya çıktı. Mecidiyeköy'deki projeyle ilgili. Hı hı. 23 milyar adamı yani onu iddia sahibinin şeyini söyleyeyim. 23 milyar TL'lik ipotekten bahsediyor. 23 milyar TL Türk lirasını çevirdiğin zaman rakam ne kadar? Bilmem kaç milyon dolar yapıyor. Borcun çok çok kat fazlası. Ondan sonra o yüzden diyor bitirilmedi. O yüzden diyor hani o çünkü bitirilmesi istemedi. Çünkü veremeyecekler daha iyi. Onu da biliyorsunuz bir ara şey yapıyordu. Gelin birisi alsın burayı yapsın falan. Öyle de bir yol bulacaklar. Kara borsa zaten ayrı bir şey. O da İşte Osimhen transferiyle beraber biraz üzeri kapanmıştı ama bu son sponsorlukla beraber bunun üzeri de aslında tekrar alevlendi. O kıvırcık. Fenerbahçe'nin kara borsaya karşı mücadelesini gördük. Derbiden önce iptal edilen kombinelerden bahsettiler. Fenerbahçe'de bir açıklama yaptı. Galatasaray sayfalar hemen ne yaptı veya Galatasaray'daki yorumcu? İşte bunu Fenerbahçe'de bak o kadar şeyler ki normal kişilerin yaptığı şeyi kulüp üzerine yapmaya çalışıyorlar. Bir diğer taraftaki neydi? Kulüp üzeri hani şeydi neydi bir şirket kurup biletleri tamamına devredip o şirketin biletleri fahiş fiyatla satması ve oradan gelir elde edilmesi. Fenerbahçe'de öyle bir durum söz konusu değil. Yok. Fenerbahçe'de kişi kombine sahibi adam yüksek fiyatla koymuş satışını yapıyor ama ne oldu? Tespit edildi ve kombineler iptal ve bunu kulüp bilet nokta kendi bilet satış şeyinden fiyatından satışa sunacak artık. Ve bu çok önemli. Şimdi kimse bunu sitelere koyup işte yüksek bedelle satma gibi işimde bulunamayacak. Zaten Fenerbahçe'de böyle bir durum söz konusu değil ama öyle bir algı yapıyorlar ki ya Fenerbahçe'de bunu yapmıştı. Şimdi Tete olayı çıkıyor tamam mı? Ondan sonra kim? Zaha çıktı. Ondan sonra kim? Oliveira çıktı olayı tamam mı? Oliveira'yı sen kaç lira aldığını biliyordun? 2 milyon falan diye biliyorduk. 2-2,5. Kaç yıllık sözleşmesi kaldı? 2 yıllık. Kaç lira aldı tazminatı? 5.8. 5.8. Oliveira 1.700'müş. Yani yanıltmayalım da çok düşüktü. Çok. Ya, niye Omar El Abdullahi vardı. 5.8 niye aldı?
O zaman. Parasını aldı. Omar El Abdullahi vardı. Bir de diyorlar ki 600 bin mi 800 bin euro mu ne kendi alacağından feragat etti dediler değil mi? Tabii işte. 600. Normalde demek ki kaç lira demiş? 3 milyon küsura 3 milyon civarında oynayacak. Omar vardı. Kasa gittiğinde kasta 1.1 galiba Galatasaray'da gözüken kasta 2.8'di. Ha, bunu diyor Fenerbahçe de yapıyor. Kardeşim yapıyorsa o zaman belgeleri de ortaya koyacaksın. Fenerbahçe muhabirleri bunları söylemiyor, biz söylüyoruz. Ya neyi söylüyorsunuz Allah aşkına, bir şey söyleyeceğim. Onlar önce ilk yarısını söylüyorlar. Oyuncular gidince iki katını söylemeye başlıyorlar. Biz TT için ne demiştik? Ali Koç bu kadar söyledi ama biz o kadar fiyatta kalktığı zaman ne diyor? Aa, işte bu, alamadınız. Ya, alamadınız işte bilmem çamur atıyorsunuz. Artı işte bunlar hepsi borsaya açık şirketler. Bunu söyleyenler davayla karşı karşıya kalacaklar. Sonra aradan zaman geçiyor. Ayrıldıkları zaman senin söylediklerinin aynısını bunlar söylemeye başlıyor o zaman. Ha şimdi bununla ilgili de suç duyurusunda bulunmaya başlamışlar insanlara, gazetecilere. Bunu söyleyenlere mesela Galatasaray yönetimi suç duyurusunda bulunuyor. Evet, Fatih Altaylı çok güzel söyledi. Biz sandık ki dedi, gidip orada ya bu kara borsa olayını ortaya çıkarttın diye suç duyurusunda bulunuyor sandık. Meğer diyor ki adam Fatih Altaylı'ya işte ve bunu söyleyen gazetecilere, bunu söyleyenlere şikayet etmiş. Şimdi Dursun Özbey'in açıklaması bir başka, ortaya çıkan durum bir başka. Bir de Erhan şeyi var. Şimdi Sayın Metin Öztürk şey demiş ya, Fenerbahçeliler karıştırmaya çalışıyor. Fenerbahçeliler söylemedi ki kara borsa olayını. Galatasaraylar söyledi. Rezan hep Özdemir. Fatih Altaylı gündeme getirdi. Yine Yüksek Divan Kurulu'nda yani önemli isimlerden bir tanesi Hayri Kozak mıydı yanımızda? Hayri Kozak gündeme getirdi. Bunlar söyledi. Fenerbahçeliler söylemedi. Fenerbahçeliler daha sonra gündeme getirdi. Ve bu kara borsa olayında Ahmet Çakar, senin Sansürsüz'le birlikte evet. Görüyorsunuz, yayında yapıyorsunuz orada birlikte. Bir Eray Yazgan'la ilgili bir iddiaları var. Ya herkes dinlesin. Ahmet abi yani gerçekten orada güzel sözler çok var. Çok önemli mesela yani. Mesela Tete diyorlar ya Fenerbahçe'de karıştırmaya çalışıyor. Ya biz söylemiyoruz bunu. Yani Galatasaraylı muhabirler söyledi. Çıkıp isyan ettiler. Tete, Zaha, işte giderken Oliveira, şampiyonu primin ödenmediğini söyleyenler. Yani düzgün şey yapanlar bu mesela etik, mesela şunu diyebiliyorlar ama bazıları. Şunu diyor, evet doğru etik değil ama hukuk. Yani şey, hukuki olarak da bir sorun değil. Mesela sponsorluk görüşmesi. Etik değil, etik olarak kabul etmiyorum. Etik değil. Ama diyor hukuki olarak da bir sorun yok. Kılıf bulmuşlar. Tabii öyle dedi. Tamam da hukuki olarak da bir sorun. O zaman ben de şey yapayım abi. Bütün Selçuk Sport News yapayım. News. Selçuk Sport'un reklamını yapsın. İrfan Sports yap. Yok. Selçuk Sport'a yazsınlar. O zaman Bein Sports ne yapacak yayıncı kuruluş? Ya işte futbola adaletin gelmesi lazım. Sarı kartlara, penaltılara, ekrandaki görüntülere, her şeye adaletin gelmesi lazım. Bence devletin artık bu işe bir el atması lazım. İrfan abi teşekkürler. Bence el atacağını düşünüyorum devlet. Ben İnşallah. Bu saatten sonra eskisi gibi olmaz hiçbir şey. Artık İnşallah. Çok fazla bu şeyin kutusu açıldı. Pandora'nın kutusu açıldı. Daha bu kutu kapanmaz söyleyeyim sana. İnşallah diyelim. Teşekkürler. Güzel bir yayın oldu. Biz gelecek hafta derbi sonrası umarım Fenerbahçe taraftarlarının mutlu olacağı bir sonuçla karşınızda oluruz. İki takıma da sakatlıksız bir maç dileyelim. Hakemlerin adil olduğu, iyi oynayanın kazandığı ama tabii ki Fenerbahçelilerin istediği bu tür maçlarda Aziz Yıldırım'ın meşhur bir sözü var. İyi oynayan değil. Fenerbahçe kazansın. Fenerbahçe kazansın diyordu. Fenerbahçe'nin... Ben başkanımın sözünü şey yapıyorum. Çıkmam diyorsun. Çıkma abi. İyi oynayan değil Fenerbahçe kazansın. Böyle bırakalım. Yok işte futbol şey falan. İyi oynayan değil Fenerbahçe kazansın. Böyle bitirelim. Peki. Bizler haftaya sizlerle birlikte olacağız tekrar. Bizi ve Biat TV Stüdyo Fener gönderilerin altından sorularınızı, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Dikkate alıyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz. Güzel yorumlar için teşekkür ederiz. Olumsuz yorumlar için de şöyle diyelim, kendimizi biraz daha güncellemeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Sözlerimizi, cümlelerimizi toparlamaya çalışıyoruz diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Sole Beauty, Stüdyo Fener'i sundu.